Arkadaşlar merhabalar. Şu görselde gördüğünüz şortun kalıbını yapacağım. İhracat için çalışacağım bunu. Ama tabii önce bir elde çalışma yapmak istedim. Sizlere faydalı olsun istedim. Şimdi arkadaşlar bunu hep tekrarlıyorum ama yine bıkmadan tekrarlayacağım. Bazı videolarımı göremediğinizi söylüyorsunuz. Ana sayfaya girdiğiniz zaman videolar kısmını tıkladığınız zaman bütün videolarım önünüze dökülecektir. Tamam mı? Çünkü çok fazla video yaptım. Ben bu alt grupları çok fazla çalıştım. Yani videolarımın içinde tayt var, eşofman var, kumaş pantolon var, palazzo pantolon var. Birkaç bayanla ilgili alt grup çalışmışım. Videolar kısmına tıklamadığınız için videoları göremiyorsunuz. Bir de bu alt grupta A hesabı yapmadan, hani daha öncelerinde de çok anlattım ama yine anlatacağım. A hesabı yapmadan kesinlikle alt grupta hiçbir şey yapamazsınız. Bunu tekrar tekrar bugün en güzel şekilde elimden geldiğince yine aktarmaya çalışacağım. Ve yine doğaçlama çalışacağım. Hani böyle videolarımda düzenleme vesaire yapmıyorum. Zaten o işlerden de anlamıyorum. Doğaçlama çekiyorum. Şimdi arkadaşlar örneğin ben bir ihracat firmasına çalışan modelistim. Öyle düşünelim. Şu numuneyi bana verdiler. Bazen ölçü tablosu vermeyip şunu da söyleyebilirler. Müşteri bunu beğenmiştir. Der ki imalat yapan firmaya. Bunun birebir aynısını istiyorum. Kalıbını çıkaracağız. Bir tane dikilecek. Müşteriye gidecek. Müşteri şunu diyebilir. Boyunu 1 santim uzatın. İşte lastiği beğenmedim. Değiştirin. Şu kalitede kullanın. Kordonu şöyle yapın, böyle yapın gibi kritikler yapar. Sonra biz bu kritikler doğrultusunda maillerimize bakarız. Müşteri bizden ne istiyorsa kalıbı revize ederiz. İstediği doğrultuda, istediği kalitede dikeriz, aksesuarlarını ayarlarız. Müşteriye tekrar göndeririz. Sonra müşteri der ki tamamdır, kesime girebilirsiniz. Şu kadar adet, bir adet dağılımı yapar. Asorti. Mesela asorti nedir? Ondan da bahsedeyim. Şöyledir, dağılım yapar. Der ki S beden çok satmıyor. S bedenden 1, M bedenden 2, L beden çok satıyor 2, XD'den de 1. Bu şekilde bir beden dağılımı yapılır. Bunu kesimci arkadaşlarımız çok iyi bilir, planlamacı arkadaşlarımız. Şimdi bir önceki videomda da çekme testlerini anlattım. İşte baskı testi, buhar testi yapıldığı zaman neler yapmamız gerekiyor. Orada bir şeyi atlamışım. Burada tekrarlamak istiyorum. Örneğin şu paçada baskı var. Bunun için ise buhar testi yaptım. Biz normalde bir kalıptan iki adet keseriz. Bir kalıptan. Bir sağ, bir sol. Karşısını alır zaten. Karşı tarafa kalıp kendini atar bilgisayarda. Fakat şöyle bir şey var. Biz bunu da girerken dikkat edeceğiz. İşte bir kalıptan kaç tane parça lazım? 2. 1, 1 yazıyoruz. Örneğin kol. Kaç tane lazım? 2. 1, 1 yazıyoruz gibi. Şimdi demin dedim ki burada hani yanlış anlaşılmasın diye bir tekrar yapmak istedim. Biz buna baskı testi verdik ya bu paçaya, sol paçaya. Bu kalıbın kopyasını aldım. Daha baskı testi yaptım ama pay vermeden önce. Daha sonra şimdi bu kalıptan iki tane var elimde. Kopya aldım. Oysa ki kesime bir tane gider. Bir sağ bir sol zaten takla atar karşılığını alır. Ama şu an ben kopya almak zorundayım. Neden? Sağ paçaya buhar testi vereceğim. Sol paçaya baskı testi. Baskıda boyda %2 çekiyor. Burada ise boyda buharda %1 çekiyor. Şimdi kalkıp buna da %2 verip firmayı zarara uğratmanın bir anlamı yok. Bir de bu imalata girdiği zaman ne yapacak? Sağ paçayı regole edecek. Burada bir anlaşalım arkadaşlar. O yüzden kopya alalım. Sağ sol farklı vermek zorundayız. Ama bunda bir özellik yok. Baskı yok ise o zaman bir kalıptan iki adet kesilir. Tamam mı arkadaşlar? Orada bir kafa karışıklığı olmasın. Zaten baskı testi nasıl yapılır, buhar testi nasıl yapılır diye bundan önce bir video yaptım. Şimdi hemen bunun üzerinden ölçü alacağım ve kalıp yapacağım. Bununla beraber al hesaplarını anlatacağım. Bir taraftan da ölçülerimi yazacağım. Çünkü müşteri bunun üzerinden çalışmamı istiyor. Şöyle yanımıza bir kağıt alalım. Karton alalım. Hatta bunu karton yapalım. Evet. Şimdi öncelikle bir boy alacağım. Boy alırken kemer dahil mi, kemer hariç mi? Şimdi inceleyelim. Bakın kemer, takma kemer. Takma kemer. Başka ne var? Cep var. Arkadaşlar cebi de kendi kumaşından yapmış. Arkada da bakın şöyle bir çift filota var. Çift filota ne demek, ne demek? İki tane filota var. 8 santim enlerinde iki adet filota var. Bu aktif değil. Yani işlevli kullanılabilir bir cep değil. Bu sadece süs, görsel olarak dikilmiş.
Şimdi başka ne var? Sol paçasında baskı var. Şöyle bir de dosyalarımıza bakalım. Evet. Kornonun özelliğini yazmış. Hangi kalitede olması gerektiğini yazmış. Bir de imalata girecek olan renkleri yazmış. Şimdi ilk önce boy alıyorum. Bir taraftan da ölçülerimi yazacağım. Yazalım şuraya da ölçülerimize. Evet. Başlıyorum. Boy. Kemer hariç yan boy alıyorum. Mezonun şu tarafını kullanayım ki ekrandan daha net çıksın. Kemer hariç yan boy 34. Fakat ben bunu 34,5 yapacağım. Yani bu yarım santim verdiğim benim ekstra toleransım olsun kalıpta. Ne olur ne olmaz diye. Yazıyorum. Yan boy kemer hariç 34. Bunu yazdım. Ama kalıbı yaparken ekstra yarım santim pay vereceğim. Bunu yaptıktan sonra iç boya bakıyorum. İç boy dediğimiz şurası. Bakın aslında bu arada bu bir bayan şortu arkadaşlar. S beden, bayan şortu S beden. Ama siz isterseniz bunu erkekte de kullanabilirsiniz. Ne yaparsınız? Erkekte bu kadar kısa bir şort kimse giymez. Hani genel olarak giydiğini görmedim. Biraz daha boyunu uzatarak erkek içinde bunu kullanabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi iç boya bakıyorum. Bakalım. İç boy 7 santim. Burada yazıyorum hemen. İç boy 7 santim. Buraya kadar tamamım. Şimdi şuradan bir çizgi çektim. Bakın şuraya bir çizgi çektim. Çekmiş olduğum çizginin üst tarafından da bir dikkat alacağım. Şu an hayali çizgileri yapıyorum. Yardımcı çizgileri yapıyorum. Çektim. Tamam. Yani çekerken şu şekilde bir videomda da cetveller nasıl kullanılır diye bir video yapmıştım. Bazen bunu soran arkadaşlarımız oluyor haklı olarak. Normal sorabilir. Şu şekilde bakın. Şuradaki çizgim ile cetvelin kenarı bakın aynı eşitlikte, aynı hizada üstten bir dik açı hayali çizgi aldım. Buraya beli çalışacağım. Şöyle yazayım. Bel. Bu tarafa beli çalışacağım. Bu tarafa da paçayı çalışacağım. Şimdi buraya kadar tamam. Buradan yapmam gereken kemer hariç yan boy 34'tü. Fakat ben bunu 34,5 yapacağım. Yarım santimde kendim tolerans payı vereceğim. Kalıbımın içinde yarım santim olsun. Eksi gelmesin. Yarım artı olsun. Buraya gelelim. Hemen şuradan 34,5 santimi aldım. 34 fakat ben yarım santim tolerans verdim. Alt kısımdan da aynı şekilde dik açı alacağım. Buradan buraya 34 santimi indim. İnmiş olduğum 34 santimden de buraya tekrar dik açı alıyorum. Şuraya. Tamam mı arkadaşlar? Aldım. Buraya kadar tamamız. İç boyum 7 santimde. Şuraya da paçayı çalışacağım. Paça diye yazalım. Paça. Buradan yukarıya 7 santim çıkıyorum. Bakın. 7 santim çıktım. Buraya kadar tamam. Bu 7 santim çıktığım yerle de baldır hattını bulmuş oldum. Baldır diye yazdım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle katlayayım ki daha iyi anlayalım. Bakın. Bu şekilde çalışacağım. Yan, bel, paça. Şurası da baldır oluyor arkadaşlar. Şu kısım. Şimdi baseni ölçeceğim. Sırayla gidiyorum. Bunu baseni ölçerken şu gergin bel budur. Bakın gergin bel. Bu da serbest bel. Yani serbest bel demek kemerin takılmış hali, lastiğin takılmış halidir. Şimdi bunu hafiften şöyle yanımda biri olsaydı, şöyle çekseydi ben daha sağlıklı basan ölçüsü alırdım. Şu an kendi imkanlarımla alacağım. Kemer dahi 20 santim aşağıya düşüp basan alacağım. Onu da şöyle yapacağım. Bakın. Kemer dahil 20 santim işaretledim. Kemer dahil 20 santim işaretledim. Buradan şimdi ben basan ölçüsü alacağım. Kemer dahil 20, kemer dahil 20 indim. Şimdi kendi imkanlarımla şöyle mezurayı da koyayım. Hafiften şunu çekiştirerek çok böyle aşırı da çekmeyin. Çok böyle de bırakmayın. Şu düz ipinden sapmasın yani. Şu şekilde. Bakalım. Basan kaç? Düzeltelim. Çizgiden alıyorum arkadaşlar. Biraz daha çekmem gerekiyor. Sağlıklı alabilmek için. Evet. Arkadaşlar şu an benim basenim 52 santim geliyor. Şuradan da anlayabilirim. Bakın şuraya kadar ölçüp şöyle baktığım zaman 26-26 52 santim. Buraya yazıyorum. Basen
52. Fakat ben bunu 53 yapacağım. Artı 1 vereceğim. Basan da artı 1 olsun. Çünkü genelde basan hep eksiye düşüyor. Şimdi buradan bakın. Yukarıya 20 santimden 5 santim kemeri çıkardım. Geriye ne kalır? 15 santim. 15 santimden işaret aldım. Basen hattını ya böyle alırsınız ya da şöyle yaparsınız. 5 santimi şu hayal çizgiden yukarıya atarsınız. 5 santimi attım. Bakın şurası 5 santim. Daha sonra buradan 20 santim işaretlersiniz. Yani size kalmış bir şey. Bunu yaptıktan sonra buradan tekrar dikkat alıyorum. Evet. Ben şu an basen hattımı da bulmuş oldum. Buraya yazıyorum. Basen. Şimdi benim basenim 52 idi. Artı 1'de ben tolerans verdim. Çünkü hep ben basenin hep dar geldiğini görmüşümdür. Bugüne kadar mutlaka basene bir artı 1 veriyorum. 53. 53. Şimdi buraya diyorum ki basen. Basen. 53 bölü 2 eşittir. 53'ü 2'ye bölüyorum. 26,5'u buldum. Şimdi şu şekilde göstereyim. Şu şekilde basen 53. Fakat ben paçanın bir tanesini yapıyorum. Burayı yapıyorum. O yüzden ne yaptım? 53'ü 2'ye böldüm. Buraya şimdi 26,5'u yerleştirdim. 26,5'u hemen işaretleyelim. Bakın 26,5'u işaretledim. 26,5'u işaretledikten sonra bel ile baldır arasına bakın 26,5'u tam koyduğum yere cetvelimi koyuyorum. Cetvelimin çizgisiyle çizgim buradaki basen çizgim üst üste geldi. Baldır ile bel hattı hayali çizgi arasında bir dikkat aldım ve bıraktım. Buraya kadar tamam. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. A hesabı yapmaya. A hesabı yapmadan alt grupta hiçbir şey yapamazsınız. Gelelim. Madem yan boyu kemer hariç aldım. Şimdi ön ağı da kemer hariç alacağım. Şimdi ön ağımı ölçüyorum. Bakın buradan buraya benim ön ağım. Ölçelim ve notumuzu da alalım. Evet. Bakalım ön ağımız kaç santimmiş. Ön ağımın burada şöyle tekrar ölçeyim. Düzgün olsun. Bakıyorum. 29,5 olduğunu gördüm. Yazıyorum. Ön al. 29,5. Notumu aldım. Şimdi arkaya bakıyorum. Bakalım kaç santimmiş arka. Şimdi de arka ölçelim. Buradan buraya arka ağı ölçüyorum. Kemer hariç. Yani kemeri dahil etmiyorum. Bakalım arkamız kaç santimmiş. Evet. Arkadaşlar şu an burada arka ağında 36,5 olduğunu görüyorum. Yazıyorum. Arka A 36,5. Şimdi bunların 36,5'tan 29,5'u çıkaralım. 29,5 şöyle saysak 7 santim fark var. Buraya yazıyorum. Fark bakın fark 7. Arka A 36,5 santimden ön A 29,5 olan santimi çıkardım. Arka A'dan ön A'yı çıkardım. Çıkarma işlemi yaptım. Aradaki fark 7 santim. Şimdi şuraya 36,5 7. Evet. Şöyle bir hesap yapacaksınız. Diyeceksiniz ki şimdi bu fark 7 ya. Buraya geleceksiniz. Bakın şöyle yapacaksınız. Biz şöyle bir A olsa hoşunuza gider mi? Bakın. Overlock dikişleri gözüküyor. Ön A burada, arka A burada. Kimsenin hoşuna gitmez. En az kalıp yaptığınız zaman sağlıklı bir kalıp. Bakın şöyle oluruna bırakayım. Şu arka ağ ile ön ağın arasında en az 2-2,5 santim olabilir. En az. Bu 2,5 bile geçmişse şu şekilde bakın. Kalıbın formu hoş durmuyor. O yüzden ne yapacağız? Bakın diyeceğiz ki bu kalıbı yaparken. Fark 7 santim değil mi? Şu şekilde yapacağız. Ben bunun 2 santimini bele saysam ölçerken o 3'e çıkıyor. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Fark 7 dedim. Şimdi 7 santimin 1,5 santimini bele hesapladım. Bele. Nasıl hesapladım? Dedim ki bu farkın arkağın farkı dedim. 1,5 santim şuradan kalan fark 1,5 olsun dedim. Oysa ki ben bu kalıbı yaptığım zaman bu 1,5 2,5'a bile çıkabiliyor. Ben burada 1,5 hesaplıyorum ama kalıbı yaptığım zaman bu 2,5'u bulabiliyor. Birazdan ben kalıp yaparken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada 7 santim fark var dedim. Bu farkın 1,5 santimini buraya saydım. Tamam mı? Oysa ki dediğim gibi kalıp yaptıktan sonra bu 2-2,5'u bile bulacak.
O yüzden biraz aşağıya çektim. 7'den 1,5 çıkardım. Geriye kaldı bakın 5,5. Geriye kalan 5,5. Şu an elde var 5,5. A hesabı yapmaya devam ediyorum. 5,5. Şimdi bu kalan sayıyı 2'ye böleceksiniz. 5,5 bölü 2 eşittir. 5,5 bölü 2 ne yapar? 2 santim 7 milim yapar. Bakın 2 santim 7 milim yaptı. Bu kalan farkı 2'ye böleceksiniz. 2 santim 7 milim. Peki bu 2 santim 7 milim şu an birazdan bizim ne işimize yarayacak? Ondan anlatayım. Birazdan biz, bakın şimdi şöyle siyah olduğu için çok belli olmuyor ama yaklaştırarak gösterebilirim. Şu baldırı ölçtüğümüz zaman, hem de bu arada baldır ölçümü yazayım. Bakın baldır ölçüsü alıyorum. Geldim buraya. Baldır ölçüsü aldım. Benim şu an baldırım tam 34 santim. Bakın hatta yok 33,5 yazalım buraya baldırı. Baldır 33,5. Ne baldır? Tam baldır. Niye? Bakın şu 33,5'u buradan aldım ya. Bakın bunun içinde ne var? Şurada bir ek var. Ek. Şimdi bu geliyor buradan ön baldır. Arkanın devamı var burada. Bakın şöyle kaldırayım. Şu şekilde göreceksiniz. Arkanın devamı var burada. İşte şu sayı 2 santim 7 milim dedim ya. Bu tam baldırdan 2 santim 7 milim eksilteceğim. İşte A hesabı böyle oluyor. 2 santim 7 milim eksilteceğim. Bu tam baldırı alacağım. Aldıktan sonra içinden 2 santim 7 milimi eksilteceğim. Arkayı çalışırken 2 katını vereceğim. Yani 2 santim 7 milim çarpı bir 2 santim 7 milim daha alacağım. Tamam mı? Neden? Bakın şimdi. Baldır buraya kadar ön. Bak ön olduğunu görüyorum. Peki buradaki kalan ne? Bakın şu yarısı 2 santim 7 milim. Bakın 2 santim 7 milim de burada var. Şunu vereceğim yani. Peki biz bu dönüşleri niye yapıyoruz? Kimse durduk yerde bu dönüşleri yapmak istemez. Bizi mecbur bırakıyorlar, mecbur kalıyorlar. Çünkü ön ağla arka ağın arasında şu an 7 santim var. Çok şanslıyım. Bazen öyle bir şey ki bu 11-12 santim bile olabiliyor. Hemen ne yapacaksınız? 1,5-2 santimini bele sayacaksınız. Kalan sayıyı 2'ye bölüp baldırdan, tam baldırdan eksilteceksiniz. Bakın 2'ye böldüğünüz sayıyı tam baldırdan, 2'ye böldüğünüz çıkan sayıyı tam baldırdan eksilteceksiniz. Arkayı çalışırken de 2 katına vereceksiniz. Çünkü ağ yüksek olduğu için şu şekilde durmasını istemiyoruz. Bakın şu araya ben bir 7 santim vereyim. Bakın şöyle bir şey kimsenin hoşuna gitmez. Biz ne yapıyoruz? Bunu bakın şöyle çekeyim daha iyi anlarsın. Çekeyim. Buraya veriyoruz. Şuraya veriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi buraya geldim. Tam baldırım bakın 33,5. Şimdi ben baldıra geleyim. Şuradan bir 33,5 alayım. Şöyle 33,5. Şu şekilde alayım. Bakın. Şöyle. Hatta şunun katını açmama bile hiç gerek yok. Şu şekilde bile anlarız. 33,5 tam baldır. Buraya bir nokta işareti koydum. Bakın baldırımın hizasındayım. 33,5 aldım. Şurada çıkan bir sayı vardı. 5,5 bölü 2, 2,7. Değil mi? Buradan 2,7'yi eksiltiyorum. Bakın. 2,7'yi eksilttim. Şimdi benim yani tam baldırdan 2,7'yi çıkardım. Tam baldır olan ölçüm 33,5'tan 2,7'yi çıkardım. Tekrar gösteriyorum. Benim tam baldırım. Çünkü bunu eğer iyi anlarsanız çözersiniz. Çok evet tekrarlıyorum. Çünkü bunu tekrarlama sebebim bunu anlamakta biraz zorluk oluyor. Biraz karışık. Evet. Şöyle bakın tekrar geldim. Şöyle de yapabilirsiniz. Ön baldır, arka baldır. Ama bu şekilde çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Kafanız karışır. Buraya geleceksiniz. Size zaten ölçü tablosunda ön baldır, arka baldır diye ölçü vermiyorlar. Direkt baldır ölçüsü veriyorlar. Geldim. Baldırı ölçtüm. 33,5. Fakat şurada benim 2 santim 7 milim arkanın öne dönüşü var. Tam baldırdan onu çıkarmam lazım. Buraya geldim. Tekrar yapıyorum. 33,5'u aldım. Bakın. İşaretledim 33,5'u. Sonra buradan 2 santim 7 milimi çıkardım tam baldırdan. Buraya kadar tamamız. Buraya da not alıyorum. Eksi 2 santim 7 milim dedim. Yani diyorum ki kendime arkayı çalışırken 2 santim 7 milim eksilttin ya onu ver bir de bir o kadar daha ver. Çünkü
Bakın tutuyorum burayı. 2.7, bir 2.7 de burada var. Arkanın öne dönüşü var. Şimdi 2.7 milim buradan eksilttiğimi not aldım. Sıra geldi paçaya. Ölçelim paçayı. Bakalım. Paçayı ölçüyoruz. Bazen biz kumaş pantolonlarda, kot pantolonlarda yandan da dönüşüyoruz. Bu yandan dönüşü verme sebebimiz ağdan kaynaklı arkadaşlar. Ağı oturtabilmek için yapıyoruz. Şimdi bakıyorum paça ne kadarmış. Paçanın 32,5 santim olduğunu görüyorum. Buraya yazıyorum. Paça 32,5. Bakın bir defa ne yapıyorum. 32,5 santimden 2.7'yi tekrar eksiltiyorum. 32,5'u alalım. Bakın şuraya 32,5'u alalım. Burası tam 32,5. Buradan burası 32,5'u alalım. Sonra 2 santim yeni milimi eksilttim. Ve evet. Şimdi bunları birleştiriyorum. Birleştirdim. Şu kalemle yapayım. Buraya da not alıyorum. Eksi 2 santim 7 milim. Diyorum ki sen bu paçadan ve baldırdan eksilttin. Arkaya çalışırken bunları tamamla diyorum. Not alıyorum kendime. Şuradan şöyle göstereyim. Şöyle yapalım. Bakın. Şuraya kadar çalıştım ben. Şurayı görmeyin. Bak katlıyorum. Şu dikişin olduğu yeri. Bakın birbirine dikilen yer var ya görünür. Burayı görmeyin. Katlayayım. Buraya getireyim tekrar. Şu şekilde koyayım. Bakın. Paça. Şöyle koyayım. Burası paça. Burası da baldır. Baldır. Fakat ben ne yaptım? Şu kadar eksilttim. 2.7 milim buradan. 2.7 milim de paçadan eksilttim. Bunu not aldım. Arkaya çalışırken bunları ver diye not aldım. Çünkü bakın. Şöyle yapayım. Daha iyi anlayalım. Bak. Açıyorum. Bakın arkanın devamı çünkü bu. Ağı sığdırabilmek için bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar tamam. Şimdi buraya bir ön ağ yapacağım. Şimdi ben normalde ön ağı çalışırken elimle şu şekilde kavisletiyorum. Şöyle. Fakat size bir kolaylık olsun diye şöyle yapabilirsiniz. Örneğin şöyle çapraz şuradan bir 2,5 santim aldım. Ya da 2 santim de olabilir. 2 santim aldım çapraz. Bakın çapraz 2 santim aldım. Göstereyim. Ben çizemiyorum diyen arkadaşlarımız oluyor. 2,5 alabilirsiniz. Ben şu an 2 aldım. Çünkü oraya gördüğüm ölçü 2 santim uygundu. Daha sonra bakın kavisletiyorum. Buradan başladım. Bakın yavaş yavaş geliyorum. Buraya tamamladım. Gördünüz mü? Ağımı oluşturmuş oldum. Şimdi sıra geldi bele. Şimdi bir gergin bel var. Birazdan ağımı bulacağım burada. Ön ağımı. Bir de durgun bel var. Şimdi bunun durgun belini ölçelim. Bakın şöyle koyayım. Durgun bel. Şöyle bir hesap yapalım. Baktım 34. 34, 34. Ne yapar? 68. 34. Bir 34 de bu tarafında var. Toplamda bu 68 santim. Bakın 34, 68. Diyorum ki buraya not alıyorum. Lastik ölçüsü 68 santim bitişli diyorum. Bitişli. Bu arkadaşlarımız lastiği kesmeden önce bol buhar verecek, dinlendirecek. Çünkü lastiğin içerisinde elastik var, likra var. Dinlendirecek. 68 santim bitişli dedim. 2 santimde dikiş payı verecek. 70 santimden bunu kesecek. Tamam mı? Bu işte buhara girdiği zaman toplamayacak. Çünkü niye? Daha öncesinde biz lastiğe buhar verdik. Mutlaka lastikleri rulosundan boşaltıp dinlendiriyoruz. Bol buhar verip tekrar dinlendiriyoruz. Buraya kadar tamamım. Şimdi gergin bele bakıyorum. Burada bedenin beli beni ilgilendiriyor. Şimdi burada bedenin beline bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Yine şu şekilde. Şu bir taraftan da alsam yeter. İlla böyle almam gerekmiyor. Gergin bele bakacağım. Bakın birinden yardım isteyeceksiniz. Şu şekilde bunu çekecek. Şöyle. Tamam mı? Şu an gergin bele bakacağım. Arkadaşlar gergin belimin burada ben şöyle bir bakayım. 44 santim olduğunu görüyorum. Bakın gergin belim 44 santim. Hatta bunu 45 bile yapabilirim. Buraya not alıyorum. Gergin bel 45 yapacağım. Tamam mı? Şimdi
45'in yarısı ne yapar? 22,5 yapar değil mi? Şu şekilde bakıyorum. Bakın. Buradan 22,5 aldığım zaman, bakın 22,5 aldım. Birazdan öyle burayla burayı, basen ile beli kavisleteceğim. Şöyle düşünün bakın. Şöyle çizeceğim. Fakat bir bakıyorum bu arada çok fark var. Burada çok böyle yoğun bir kavis olacak. Bu da beni rahatsız eder. O zaman ne yapıyorum? Bakın. 1 santim içeri giriyorum. Buradan. Hani şurayı, şuradaki ölçüyü biraz daha öne çekmeye çalışıyorum. Bu kadar fark olmasın. Burada çok yoğun bir kavis olacak. Bu da bizi rahatsız edecek. 1 santim içeri girdim. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Burayı tekrar çizdim. Bakın çizdim. Fakat burada basenden 2 milim içeri girdim. Yedim yani. Diyorum ki hiç önemli değil. Ben zaten baseni artı 1'li çalışmıştım. Yarım bura, yarı da karşısı artı 1. Önemli değil diyorum. Zaten tolerans payı verdim. Şimdi ne yaptım? Bakın buradaki ölçüm 1 santim geri yatacak. Tekrar geldim. Gergin bel 45 dedim. Yarı da ne yapar? 22,5. Artık buradan alıyorum. Bakın 22,5'u aldım. Şimdi burayı kapatıyorum. Bakın burası daha estetik olacak. Basen çizgim ile şunu da biraz şöyle yapayım ki daha iyi anlayın. Basen çizgim ile bakın burayı şu an birleştiriyorum. Şöyle. Bakın buradaki çizgim daha estetik oldu. Ama öbür türlü şöyle olacaktı. Şuralarda olacaktı. Şöyle gelecekti. Çok rahatsız edici olacaktı. Şimdi artık ana hatlarım yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ön alım 29,5. Ön alımı alayım. Geleyim şöyle. Ön alımı alıyorum. 29,5. Bakın. Ölçüyorum. Bir de mezunuzu asla böyle tutmayın. Her zaman dik tutun arkadaşlar. Ön alımı alıyorum. Nereden alıyorum? Şu içteki çizgiden. Bir de bunu içten böyle bir santim alıp birleştirdik ya. Biraz yatık olmasında fayda da var. Dikkat edin. Arka ağlar hep bir yatıktır. Özellikle kot ve kumaş pantolonlarda. 20 ön alım 29,5. Bakın. Benim ön alım şuraya geldi. 29,5. Fakat emin olmak için tekrar ölçeceğim. Tekrar bakıyorum. Ölçüyorum. Ön alımı. Evet. Tam da 29,5 almışım. Ön alımı buldum. Şimdi o bulduğum hatlarımı farklı bir renkle çizeyim. Hatlarım artık ortaya çıkıyor. Burası neydi? Ağımızdı. Şöyle şöyle yapayım ki. Ön alımı buldum. Bu noktada durdum. Tamam. Şimdi sıra geldi. Belime. Burada ise belim için ne demiştim? 22,5 demiştim. Burada belli bir yere kadar dik açı almak zorundayız. Eğer bu dik açıları almazsak bunlar birbirine dikildiği zaman şöyle. Ağların birbirine dikildiğini düşünün. Şurada bir çatılanma ya da düşme olmasın. Burası dümdüz olsun ki kemeri rahat takabilsinler. Şimdi belli bir yere kadar bakın. Dik açı yaptım. Şurası dik açı. Dik açı yaptım bıraktım. Şöyle göstereyim. Dik açımı yaptım. Sıra geldi burayı burayla birleştirmeye. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu çizgiyi bu kavisimin içine alıyorum. Bakın içine aldım. Çizgiyi kavisimin, yani cetvelimin kavisinin içine aldım. Estetik olsun diye. Bakın. Birleştirdim. Şurayı da şöyle çizeyim. Evet. Şimdi şuraları da şöyle renklendireyim. Asıl hatlarıma bakın. Şöyle. Burası da böyle. Burayı da çiziyorum. Şu an ön kalıbım ortaya çıktı. Birazdan bunun kopyasını alacağım. 2.7 milim baldırdan eksilttim. 2.7 milim paçadan eksilttim. Bunları iki katıyla arkaya vereceğim. Ve arka ağımı buraya oturtacağım. Bir de düz boy ip. Düz boy ipi almak için ne yapıyorum? Baseni ikiye bölüyorum. Bazı arkadaşlarımız baldırı ikiye bölüyor. Benim de çalışma şeklim bu. Baseni ikiye bölüyorum. Hemen onu da yapalım. Onu da şu kalemi kullanalım. Buraya gelelim. Şimdi basen kaçtı? Şu şekilde alayım. 2-3 milim de içeri girdim. 26 santim 2 milim. 13 santim 1 milim. Bakın 13 santim 1 milim. 2'ye böldüm.
Sonra böldüğümüz yerden arkadaşlar bu cetvelinizin çizgisini, basen çizgisini oturtacaksınız. Yukarı aşağıya bakın çizgi çekeceksiniz. Şu an ben düz boy ipimi de bulmuş oldum. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Şuraya da düz ip diyeyim. Düz iplik. Düz iplik. Buradaki dıştaki hayali çizgimiz paralel olacak. Yani 13.1 milim, 13 santim 1 milim, 13 santim 1 milim. Düz boy iplik demek bu demek. Tamam mı arkadaşlar? Baseni ikiye böldüm. 1/2, 1/2. Şu an bu kalıp benim ön kalıbım oldu. Şuraya yazıyorum. Ön. Tamam mı? Buraya kadar tamamız. Kaç adet kesilecek bundan? X, 2 kesim dedim. Birazdan dikiş paylarını da vereceğim. Model numaramıza bakalım. Neymiş? Model numaramız. Ne diyor? Tren demiş. O ne yazdıysa aynısını yazalım. 05 demiş. Bu da tamam. Bunun bedenini S bedeni. Şimdi bunun kopyasını alıp arkaya geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ön kopyasını aldım arkadaşlar. Şöyle yapıştırıyorum. Önün üzerinden arka çalışacağım. Evet. Şu çizgimi uzatıyorum. Bakın burayı uzatıyorum. Şu benim ön hattım burası. Tamam mı? Bu arada baldırı da mutlaka şu baldır hattı çizgisini uzatacaksınız. Tamam. Paça çizgisini uzatacaksınız. Uzattık. Şimdi bir önceki kalıbımızda burada ne demiştik? Bakın. Ön baldırdan 2 santim 7 milim eksiltmiştik. Ön paçadan 2 santim 7 milim eksiltmiştik. Şimdi bunları tekrar geri vereceğiz. 2 santim 7 milim. 2 santim 7 milim. Yani toplamda ne yapar? Bunu bir de bir o kadar daha vereceğiz. 2 santim 7 milim. Şöyle anlatayım. Bakın. 2 santim 7 milim veriyorum buraya. Bakın. 2 santim 7 milim. Bir o kadar daha vereceksiniz. 2 santim 7 milim. Yani toplamda burası 5,5 santim. Neden? Onu birazdan yine anlatacağım. Buraya da verdim 5,5 santim. Eksilttiğinizi 2 katıyla vereceksiniz arkadaşlar. Ne demiş şu? Şöyle şunu tekrar getireyim. Ne kadar eksilttiyseniz onu 2 katıyla vermek zorundasınız. Şöyle bu yapışmamış mı? Yapışmış. Şöyle anlatayım. Çevirelim. Bakın. Tekrar bunu böyle koyayım. Bakın. Biz bunu şu kadar payı eksilttik. Şunu. Bakın. Bu kadarını önden eksilttik. Bu eksilttiğimi verdim. Bir de bakın bunun altta payı var bir o kadar daha. İki katını vermek zorundayız. Buraya kadar tamam. Şimdi arka ağı çiziyorum. Arka ağı çizerken de arkadaşlar şurada bir buçuk santim kadar düz geliyorum. Bakın. Bir buçuk santim kadar. Sonra yavaş yavaş bakın. Şöyle geliyorum. Evet. Şimdi orayı da netleştireyim. Yaptığım hareket şu. Şimdi burada arka ağı bulacağım. Bulalım. Arka ağımız kaç santim? 36,5 santim. Devam edelim. Mecramızı dik tutalım ve burada 36,5 santim bulalım. Yani ağın farkını buraya vermiş oldum. Baldıra. Bulalım 36,5 santimimizi. Bakın arkadaşlar. 36,5 santim buraya geldi. Şuraya geldi. Oysa ki ben bunu hesaplarken bele 1,5 demiştim. Bakın 2,5'a çıktı neredeyse. Bu ön bel ile arka belin arası 2,5'u geçmemeli. Geçerse hoş durmaz. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu buraya koydum. Şimdi çiziyorum. Ne oldu? Bakın bu çizgim benim buraya yana ulaşmadı. Oysa ki bunun gelip buraya ulaşması gerekiyordu. Bunu da şöyle yapıyorum. Buraya yine dik açı alıyorum. Belli bir yere kadar dik açı olması gerekiyor. Şu şekilde bakın. Tekrar çiziyorum. Şimdi örneğin bu durum hoşumuza gitmedi. Burada kavis yapmak istemiyoruz. O zaman ne yaparım? Bakın. Arka ağım 36,5'tu ya.
arka ağımdan yarım santim küçülttüm, attım. 0,5 atarım, yarım santim atarım. Çünkü zaten bu ağlar mutlaka dikildiği zaman arkaya geçiyor. Şimdi tekrar çiziyorum. İstiyorum ki şurada kavis oluşmasın, bu yan tam gelsin istiyorum dik açım. Şimdi bakalım tekrar, bakın. Tekrar çiziyorum, yarım santim aşağıya indim. Devam ettim. Bakın şimdi tam geldi. Artık benim hattım bu oldu. Yani bu ufak tefek şeyleri siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve şu an ön bel ile arka bel arasındaki farkım toplamda 2 santime düştü. Bu da gayet güzel. Şimdi arkada tamam. Birazdan ben bunların dikiş paylarını vereceğim. Kemer kalıbı ve cep kalıbı çıkaracağım arkadaşlar. Dikiş paylarını verirken de bunu da paylaşayım sizinle. Mesela örneğin reçme, paça dikiş payı 2 santim. Paçaya geldim. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. 2 santim reçme dikiş payı veriyorum. 2. Burada şuna dikkat edeceğiz. Şuraya 2 santim pay verdim ya, paça payı. Yana gelelim. Şimdi yanına da dikiş paylarını veriyorum. 1. 1. Devam edelim. Verelim. 2. Şuna dikkat edeceğiz. Önce bu paçayı kesersiniz böyle. Tamam mı? Mutlaka katlayarak kesiyoruz payları. Katlayarak kesmezsek reçme payı boşluğa düşer arkadaşlar. Şurada daha yapıştıralım. Şimdi burayı katlayacağım. Dikiş payını katlayarak keseceğim ki dikiş boşluğa düşmesin. Burayı da aynı şekilde katlayacaksınız. Aldı. Bunu yapmazsanız şuradaki dikiş boşluğa düşer. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şu arka ağı da keselim. Şunu da iyice yapıştırayım ben. Öyle devam edelim. Şimdi şu kafa karışıklığı olmasın diye önü de temize çekiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireyim. Şuraya çizelim. Çok fazla üzerinde çizgi var. O yüzden kafa karışıklığı olmasın. Buradan yani temize çekelim ve dikiş paylarını verelim. Şimdi şurada mutlaka düz boy iplerimi de bakın kopyalıyorum. Düz boy ipimi çekiyorum hemen. Şuraya da ne kadar eksilttiğimi yazıyorum. 2.7 milim, 2.7 milim. Notlarımı aldım. Buraya tekrar yazıyorum. X, 2, ön dedim. Ön paça. Şimdi neydi? Hemen kodumu da yazalım. Model numarasını yazdım. Bedenim neydi? S. Şuraya da düz ip diye yazalım. Düz boyut olduğunu belirleyelim. İp. Dikiş paylarını verelim hemen. Birer santim. Bele. Daha sonra da ceplerimizi beklemeye çalışalım. Paçaya yine 2 santim reçme payı veriyorum. Verelim. Uzatalım. İç boya 1 santim dikiş payı. Ağa birer santim dikiş payı verelim. Düz yerlerde düz çizebiliriz. Şimdi yine paçayı keserken bakın. Aynı şekilde katlayarak keseceğim. Kesiyorum.
Bakın arkadaşlar, hep videolarımda bunu anlatıyorum. Şimdi biz bunu reçme çekeceğiz ya, reçme. Eğer biz bunu böyle katlamadan yaparsak, şöyle bak çevireyim daha iyi anlayacaksınız. Şu şekilde çevireyim. Böyle. Biz bunu eğer katlamadan kesersek bu pay şöyle falan olur. Bakın. Şöyle olur. Bunu diken kişi burada boşluğa düşer. Burada bir kat daha oluşmaz. O yüzden mutlaka bilgisayarda zaten geriye dönen köşe diyoruz. Buraya bu çıkıntıyı veriyor. Ama elde kalıp yaparken bunları mutlaka çevirmek zorundayız. Ben bunları hazırlayayım. Sonra ceplere geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalıpların kontrollerini yapıyorum. Bakın yanları üst üste koydum. Şu ortalarda bir yerde göz kararı çıt atarsınız. Attık. Bu çıtları atalım ki dikerken mutlaka denk getirsinler. İç boyun mesafesi çok kısa. Buna çıt atmaya gerek yok. Bakın iç boyu kontrol ederken bir şey dikkatimi çekti. Üst üste koydum. Şurada bir fazlalık olduğunu gördüm. Bakın hemen onu oradan atıyorum. 2-3 milim iç boyda atma olduğunu gördüm. Düzelttim. Hemen eşitledim. Bakın iç boylarımı eşitledim. Şimdi bunları bir de ikiye gibi yapalım. Şöyle koyalım. Bele falan bakalım. Üst üste koyalım. Şu şekilde. Bakın anlattığım kısım şurasıydı arkadaşlar. Şöyle getireyim. Şunlar böyle olacak. Bakın. Şu. Yani şöyle getireyim. Bakın. Arka ağın farkını biz buraya veriyoruz fazlalığını. Buraya verme sebebimiz de bakın. Şuradan tamamen 7 santim çıkmasın diye. Şu taradığım kısım şöyle tarayayım bakın. Şu kısım dönüş veriyoruz yani. Niye ben iki katını verdim? 2.7 bir 2.7 daha verdim. Bakın şurası 2.7 bir 2.7 de şurası. Şu kısmı düşünün yani. Bu arada bakın şöyle yapacağım. Bunu koyduğum zaman şu ön ağdan biraz daha alacağım ben. Şuradan biraz daha alacağım. Şu şekilde geldim. Bakın. Biraz daha ön ağa düşüreceğim. Düşürdüm. Şu şekilde koyalım. Şimdi ön ağla arkanın arasındaki fark bakalım 2 santim. Güzel. Biraz daha aldım çünkü 1.5 santim de çok azdı. Şu an 2 santime düşürdüm. Tam 2 oldu. Buraya kadar tamamız. Şimdi sıra geldi cep çalışmasına arkadaşlar. Bakın kalıbın formu bu. Tamam mı? Burada niye iki katı verdiğimi anladınız. Şimdi benim yapmam gereken cep çalışması. Onu da şöyle yapalım. Ben şuraya şimdi cep çalışması yapacağım. Şöyle çevireyim ki kafa karışıklığı olmasın. Şuradan başlıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu kalıbın içinde bir kere dikiş payı var. Şunu yapacağız. Şurada bakın cebi görüyorsunuz. Bizi burada ilgilendiren kısım şu bel kısmı ile şu cebin ağız kısmı. Burası bizi ilgilendiriyor. Şimdi ben ölçüyorum. Hafiften şu kemeri germek zorundayız. Germezsek buradaki ölçüyü net anlayamayız. Cebin ağzının burada ben 4 santim olduğunu görüyorum. Şurası yani. Şu kısım yan ile cebin ağzı başlangıç kısmı. Şu mesafe 4 santim. Şimdi bakalım. Peki. Burası kaç santim cebin ağzı? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar cebin ağzı da 16 santim. O zaman şöyle yapacağız. Şuradan bir kere 1 santim içeriye giriyorum. Daha iyi beni anlayın diye girdim. Şuradan da birer santim dikiş paylarımı belirleyeyim ki daha iyi anlaşalım. Gelelim böyle. Evet. Şimdi şuraya bakın. 4 santim içeri girdim. Sonra şurada 16 santim alıyorum. Bakın cebin ağzı 16 santim ya. Şurada şimdi ayarlamalısınız. 16 santim alıyorum. Şurada arayacağım ama 16 santimi. Tamam mı? 16 santimi de bulalım. Şuradan şurası 16 santimi de buldum. Evet şimdi cebimin ağzını çiziyorum arkadaşlar. Önce şöyle göstereyim. Bakın. Burası 4 santim. Burası da 16 santim. Burası neresi? Tekrar gösteriyorum. Bakın şurası. Bu siyah olduğu için tam anlaşılmıyor. Şura. Cebin ağzı. Yan ile şu kısmı. Ve şurası. Tamam mı arkadaşlar? Burayı bulduk. Bunu yaptıktan sonra bunu çeviriyorum. Bakın. Şimdi bakalım. Cep torbası kaç santimmiş? Bir ona bakalım.
Cep dolgusu arkadaşlar şöyle baktığım zaman boyu 28 santim. Çok fazla, bayağı büyük bir cep dolgusu. Eni ise 16 santim. 16, hemen yazayım. En 16, boy 28'di. Şimdi önce bir enini ayarlayalım. Şimdi şuradan ortalardan bir yerden, buradan ya da buradan değil, şu cep ağzının ortalarından bir yerden bakın, 16 ya. 16. 1 santimde içinde dikiş payı var. 17 santimden işaret aldım. Buraya. 17 santim işaret aldığım yere bunu böyle siyahla yapayım. Bakın. Asıl hatları da kırmızıyla yapayım. Aşağıya kadar indim. Şurası 16. Bir de dikiş payım var. 17. Tamam mı? Daha sonradan buraya pay vereceğim. Şimdi cebin boyu toplamda 28 santimdi. Değil mi? Boy yanılıyorsam bir daha alayım. Bir dakika. Daha cebin boyu çok uzun dedik. Tekrar bakalım şu cep boyuna. Biraz küçültebiliriz. Bakalım. Hakikaten 28. Biz onu 27 yapalım. 27. 1 santimde belde dikiş payım var. Bakın şimdi. Buradan cep boyunu almak için şu çizgiye geldim. 27 santim aldım. 27. Bunu da uzatalım biraz. Bakın. Şimdi buradan buraya almış olduğum 27 santime de bir dikkat çaldım. Bıraktım. Burada yapmanız gereken, bakın şurada biraz pay bırakmak zorundasınız. Yoksa ovarlığın ağzında bakın. Şurada zorlanırlar. Bakalım ne kadar bırakmış. Cebin ağzından sonra orada 5 santim falan bırakabiliriz. Bu arkadaşımıza zaten ortalama o kadar bir şey bırakmış. Buraya geldim. Bakın şu cebin ağız kısmından aşağıya şöyle 6 santim inelim biz. 6 santim inelim. Buradan buraya 6 santim inelim. Sıra geldi cebi yapmaya. Yani normalde aslında şurayı kumaş katına getirerek hem alt cep hem üst cep alabiliriz. Ama bunları genelde kumaş pantolonlarda, kot pantolonlarda yapıyorlar. Biz şu an zaten örme, ikiplik, şarlonsuz bir şort yapıyoruz. Şimdi biraz da şuraya gireceğim. Bakın geldim. Yavaş yavaş geliyorum. Bakın. Ortalarda zaten elime aldım. Şurada hafif bir yuvarladım. Devam edelim. Evet. Şimdi şu kısma hafiften bakın burayı kavisleteceğim. Şu geldiğim yere. Hatta bunu 1 santim daha inebilirim. İneyim. Bakın burada hafif bir kavis yapacağım ki bunu şu yan kısmı dikerken şuradan overlock kaptırmasınlar diye. Burayı tekrar göstereyim. Bakın şurada hafif bir kavis yapıyorum ki yanı kapatırken bu cep dolgusunu kaptırmasınlar diye. Bazen overlock'un ağız kısmına kaptırabiliyorlar bunu. Şimdi bunu yaptım. Şuranın cep ağzı olan hattı da göstereyim. Evet. Buraya kadar tamamız. Şimdi benim yapmam gereken arkadaşlar şurada farklı anlaşılabilir. Aslında bu yan çıtımız. Bunun ben bir kopyasını alayım. Daha iyi anlayacaksınız beni. Şimdi şunu bir kopya alabilirim. Bu arada düz boy ipimizi de mutlaka buraya geçirmek zorundayız. Şöyle anlatayım onu da. Şimdi şuraya biraz bastırırsak arka taraftan çıkacak. Şu tükenmez kalemler buna çok güzel cevap veriyor. Bakın bastırdım. Bu bastırdığım yer bakın burada görebiliyorum. Burada çıktı. Düz boy ipimi tekrar çıkardım. Bakın izin aldım yani. İz çıkardım. Bu düz boy ipime paralel cep dolgusuna da düz boy ip almak zorundasınız. Şimdi alalım bunu. Bunu şöyle çizelim. İşimizi kolaylaştıralım. Şimdi yanı ve bel kısmını çizdim. Gördünüz. Bu arada şu parlak kısmı olduğu için çıkmadı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu kağıtların parlak kısmında çizgilerimiz belli olmuyor arkadaşlar. Bakın. Çiziyorum. Buradan görüyorum yani. Bu şekilde de çizebilirsiniz. Bu da bir alternatif. Şurada yani kalıbın kabalığını görüyorum. Başlayalım çizmeye. Evet.
Şöyle alalım. Bakın. Cebimin ağzını alıyorum. Burası ve şurası da benim cebimin bitme noktası. Cebimin ağzı 16 idi. 1 santim de belde dikiş payı var. Bakın. Buraya mutlaka çıtlatmak zorundasınız. Şuraya. 16. Gördünüz mü? Dikiş payı ile beraber 17. Burada mutlaka bir şey olmak zorunda. Çıt olmak zorunda. Buraya kadar tamamım. Şurada da çıt olacak. Şimdi şuradaki düz boy ipime paralel. Kalıbımın düz boy ipine paralel. Buna da bir düz boy ip alıyorum. Alalım. Şöyle 4 santime 4 santim alabilirim. Onu da şöyle göstereyim hemen. Düz boy ipimi de yaptım. Bakın arkadaşlar. Şurada şu kalıbımın düz boy ipi. Yani bedenimin. Ona paralel düz boy ip aldım. Bunu yaptıktan sonra şuraya 1 santim dikiş payı vereceksiniz cebin ağzına. Onu da verelim. Verdik. Buraya kadar tamamız. Şimdi şunu şöyle yapayım. Bunu bunun üstüne koyayım. Bunu da çekelim. Evet. Bunu bir keselim arkadaşlar. Üst üste koydum bunu. Şimdi kesiyorum. Biri üst cep torbası olacak. Birisi alt cep torbası. Bu arada şuradan şuna da biraz pay veriyorum. Şöyle göz kararı. Fazla değil. Bir 6-7 milim pay veriyorum. Kaynaması lazım. Şöyle 6-7 milim veriyoruz. Zaten şurada belde 1 santim payımız var. Yanda da 1 santim payımız var. Sadece şuradaki ihtiyaç olan santime verdim. Tamamız. Buraya da 1 santim. Madem buraya 1 santim dikiş payı verdik. 1 santim de buraya dikiş payı vereceğiz. Öne verelim hemen paylarımızı. Verdik. Cep ağzı payı verdik. Öncelikle şurayı bir keselim. Bakın. Kestik. Tamamız. Burayı da keselim. Bir de bunları üst üste koyalım. Alttakinin de düz boy ipini görünsün istiyorsanız şöyle yaparsınız. Düz boy ipine baskı yaparsınız. Öyle tükenmez kalemle. Altta zaten o çıkacaktır. Bakın burada görebiliyorum. İzini aldım. Okey. Tamam. Şimdi bu alt cep torbası, bu üst cep torbası. Onu da ben göstereyim arkadaşlar nasıl olacağını. Şimdi bakın o da şöyle olacak. Bu buraya geldi. Bakın burada. Diktik. Diktikten sonra bunu çevirdik. Alt kısmına çevirmiş gibi düşünün bunu. Şuraya. Dikildiğini düşünün yani. Şöyle hatta katlayayım. Burayı daha iyi anlayalım. Dikiyor gibi yapalım. Tamam. Bunu dikilmiş gibi düşünün. Cep ağzı dikiş payı gitti yani. Tamam. Dikildi. Bakın buraya denk geldi, dikildi. Üst cep torbası şu an burada. Şöyle anlatayım. Diktim, çevirdim. Bir daha anlatacağım bunu. Buraya geldim. Cebin ağzına dikiş attım ve bunu taklattırdım içine. Dikildi. Tamam mı? Okay. Şimdi bunu alacaksınız böyle. Şimdi bir kere şunlar da çıt olmak zorunda. Bunu gelecek arkadaşımız nereye koyacak? Şöyle mi böyle mi derken iki taraf birbirini tutmayacak. O yüzden hemen şu hareketi yapacağız. Bunu buraya koyacağız. Üst üste arkadaşlar. Bakın. Bir çıt buraya atacaksınız. Bir çıt da buraya atacaksınız. Biz şimdi bunu dikecek olan arkadaşın işini kolaylaştırdık. Yani diyoruz ki çıtlara dikkat ederek yerleştir. Hemen gelecek. Buraya
Ve buraya bunu yerleştirecek. Bakın cebimizi şöyle bunu da iğneleyeyim tekrar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şöyle yapayım. Bunu da böyle yapayım. Bakın cep dolumuz ortaya çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şu an bu tamamdır. Hazır. Şimdi dedim ya hani şu altta hafif bir kavis yapılıyor. Bunu söyleme sebebim de şu. Şu yan dikilirken biz bunu şurayı kaptırabiliyoruz. O yüzden hafif bir kavis yapmamızda fayda var. Hatta ben bunu biraz bile içeri bile girebilirmişim. Bakın daha da kavisletebilirmişim. Şöyle. Biraz daha kavisleteceğim. Ki yanı çatarken cebi kaptırmasın. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. İşte. Yanda gelecek böyle dikilecek. Benim 16 santim cebimin ağzı. Bakın dikildiğini düşünelim. Örneğin bakın. Şuradan dikiş payının gittiğini düşünelim. Gitsin böyle. Buradan da kemere gittiğini düşünelim. Şunu daha düzgün koyayım. Bakın. Burada kaç santim ihtiyacım vardı? 4. Bakın 4. Burada kaç santim ihtiyacım vardı? 16. Bakın. Çünkü niye? Burası zaten dikişe girecek. Burada dikişe gittiği zaman burada bana cebimin ağız kısmı 16 santim kalacak. Burada da bana 4 santim kalacak. Bu da tamam. Çalıştı. Bu da hazır. Yazılarımızı yazarken de şöyle yazacağız. Açalım. Ha bir de şunu tekrar göstereyim. Bakın. Burada düz boy ipi var ya. Bakın. Şunu şöyle koyayım tekrar. Açalım. Dikiş payını açayım. Dedim ağzını. Bakın. Paralel aldım. Bedendeki düz boy ipe bunu paralel aldım. Paralel olmak zorunda bunu da düz boy ipe. Yazılarını yazıyorum. X, 2, üst, cep torba dedim. Cep torba. Kodumu da yazalım hemen. Onun model numarası neyse burada aynısını yazmak zorundayız. Şimdi ne demişiz? 05 demişiz. Yazalım. 05. Neveden? S'den. Şuraya ne dedik? Düz ip. Şimdi iki tane üst cep torbası istiyoruz. Buraya da diyoruz ki x, 2, alt, cep, torba. Yani bize bir iş için iki adet bundan kesin istiyoruz. Hemen buradan numarasını yazıyoruz. 05. S'den. Şuraya ne diyorduk? Düz boy ip diyorduk buraya. Düz boy ip. Bu da tamam. Şimdi bunu bir de hemen kenarını yapalım arkadaşlar. Şimdi kemerimizin yüksekliği 5 santimdi. 5'te dönüş 10. Değil mi? Hemen yapalım. Bakın. 10 santimi alıyorum. Bakın. 10 santim. Devam ediyorum 10-10 diye. Şöyle 10. Şöyle kısa kısa yapayım ki hemen hızlı bir şekilde anlatayım burada. 10. Hatta şöyle yapayım. Bunu çok gelince çizgilerimizi uzatalım arkadaşlar. 10'ar santimden işaret aldım ve çektim. Şurada 1,5 santim dikiş payı verdim. 1,5 da burada. Çünkü neden? Lastik takılacağı için lastiği kaptırmasın diye 1,5 santim dikiş payı veriyorum. Tamam mı? 1,5 buradan, 1,5 da buradan. Devam edeyim böyle. Devam edelim. Evet. Şimdi bunu bir keseyim. Şuradan. Gergin belimiz 45 santimde değil mi? Şöyle yapalım hemen. Şöyle katlayayım. Bizim gergin belimiz 45 santimde. Bakın şimdi arkadaşlar. İkiye katladım. Şunu da önüme alayım ki daha iyi anlatabileyim. Şu şekilde gergin belimiz 45 santimde değil mi? Şu. Şunu yapıyorum şimdi ben. Hemen şuradan şu 45 santimi bakın 45. Geldim buradan bakın 45 santimi aldım. Aldım. 45 santimi aldıktan sonra 1 santimde dikiş payı verdim. Artık kesebilirim. Evet.
45'i 2'ye bölüyorum. 22,5 böldüm. Bölelim 2'ye. 22,5. Buraları da şimdi çıtlatacağım. Neden çıtlatacağım? Çünkü bakın bu ek yerim benim arkaya gelecek. Şuraya arkaya gelecek. Şöyle anlatayım. Ön. Bunlar da arka. Ve içinde dikiş payları var. Ne olacak bu? Dikilirken de bu şekilde dikilecek. Bakın böyle. İçine de lastiği kaptırmasın diye buraya da 1,5 santim dikiş payı verdim. Bir de mutlaka şuralara çıt atacağız. Tamam mı arkadaşlar? Yanlara gelecek yerlere mutlaka çıt atmak zorundayız. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.